Evet sevgili arkadaşlar, uzun zaman sonra size böyle harbi harbi kıvamında samimi bir video çekme fikrim var. Ne zaman izlersiniz, saat kaça planlarım bilmiyorum ama 22 Şubat gece saat 1:25 geçe çektiğimi de hatırlatarım. Fenerbahçe Lucas Moura'dan haber bekliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin önce haberi kısaca okuyayım. Lucas Moura'ya olan ilgisini Brezilyalı Yıldız'ın menajerlik şirketine iletmiş. Tottenham'da son 9 lig maçında sadece 2 kez kadroya girmiş. 1 dakika süre almış. Yani açık ve net olarak kadroda düşünülmeyen isim. Ve Fenerbahçe'de gelecek yanıtı bekliyor. Şimdi girişimler resmen başlatıldı. Tottenham düşünmüyor. Fenerbahçe düşünüyor. Tecrübeli futbolcu ama ya söğüşçü çıkarsa korkusu da yok değil. Lucas'ın menajerlik şirketi 4.com ile iletişime geçildi ve oyuncuya olan ilgi aktarılmış. Ve sezon sonunda sözleşmesi bitince zaten boşa çıkacak. Conte de şans vermiyor. Gitme ihtimali de çok çok yüksek. Hani Fenerbahçe olmasa da gitme ihtimali yüksek. Bazı alacakları varmış ve eğer Brezilyalı Yıldız yeşil ışık yakarsa Tottenham'ın alacaklarına karşılık Lucas'ı bedelsiz olarak göndermeye sıcak baktığı öğrenildi, diyor haberde. Ve bu hafta somut gelişmeler bekleniyor. Şimdi özel olarak ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz oyuncuya bir teklifte bulunduk. Yani bu düzeydeki bir futbolcuya verilebilecek bence en ucuz sözleşmelerden biri. 1,5 artı 1 yıllık sözleşme teklif edildi. Bu sezonluk ligin kalan bölümü için sanırım 1 milyon euro civarında. Önümüzdeki yıl için ise 2,2 artı bonuslarla 3'e çıkabilecek, 3,2'ye çıkabilecek bir sözleşme. Şimdi Jesus'un düşüncesi ne hocam? Ben üye arkadaşlara şöyle bir duyum vermiştim. Demiştim ki Jorge Jesus eğer Lucas Moura'yı isterse bu transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek diye. Jesus Lucas Moura'yı istiyor mu? Tabii ki istiyor. Niye istemesin böyle bir istiyor? Ama tabii istemekli olsaydı yani hepinizin bindiği arabaların şeyi değişirdi. Şimdi kulübü oyuncuyu bırakmak istiyor. Okey. Futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor mu? Hem Alex de Souza faktörü hem Fenerbahçe'yi tanıma faktörü hem Jesus'un Brezilya futboluna yatkınlığı hem Fenerbahçe'deki Brezilyalılar hem Fenerbahçe taraftarının Brezilya sevgisi müthiş. Her şey müthiş. Hücumun her bölgesinde de oynayabiliyor ki Jorge Jesus hocam bilirsiniz hücumun her bölgesinde oynayan oyuncuları ayrı bir sever. Yani bir Kayserili az yakan arabayı ne kadar severse Jesus hocam da hücumun her bölgesinde oynayan oyuncuyu o kadar çok sever. Şimdi sezon sonu Fenerbahçe'ye katılabilir falan filan diyorsunuz. Ulan sezon sonu katılacak olsa yani niye şimdiden bu iş yapılsın ki? Ne gerek var? Sezon sonuna kadar kim öle kim kala? Ben şunu söyleyeyim. Yabancı kaynağıma bu olayı sorgulattırdım. Sordurdum. Dedi ki evet Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Ve Fenerbahçe'de oynamak da isteyebilir. Hatta São Paulo sanırım Brezilya Ligi'nden. Aynen São Paulo'nun bir teklifi var. Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Ama São Paulo teklifi yükseltirse dahi Fenerbahçe'ye gitme fikri var diyor. Bilgin olsun diyor. Fakat Lucas Moura'nın menajeri çıkmış. Demiş ki Fenerbahçe'den teklif almadık demiş. Külliyen yalan söylüyor. Açık, net yalan söylüyor. Net yalan söylüyor. Tottenham'ın bence yöneticilerine sorun. Onlar cevaplasın. Kesinlikle ve kesinlikle yalan söylüyordur. Burada. Şunu nasıl gösterebilirim diye baktım da üyelere özel düzenle seçeneği var. Lucas Moura konusunda şunu diyeyim.
Menajeri, bak, üyelere verdiğim duyum göstersem mi? Şöyle göstermem lazım. Yok, ekranın kaymaması lazım. Şöyle. Neyse, çok uğraşmayalım. Üstteki duyumu gözükebilir. Lucas Moura konusunda şunu diyeyim. Menajeri uzun görün tapusunu da istiyor ama oyuncu asgari ücret artı ak bile gelirim diyor. Özet bu. Evet, ciddi ciddi Moura için şunu diyeyim ve diyorum, menajerini kovarsa %1 milyon Fenerbahçe'de. 1 milyonun daha fazla sıfır vardı, 2 saat kim sayacak? Yani hem de şimdi öyle yazın falan değil diye duyumumu verdim. Buradan da abonelere de duyurmuş oldum. Üstümden yükümlülük kalktı. Sonra bana demeyin, bak, üyelere verdin duyumu da bize vermedin, biz üvey evlat mıyız demeyin. Bir kardeşimiz şey diyor, hocam diyor, cumartesi günü Konyaspor maçından sonra üyelik hediye eder misin? Arkadaşlar, üyelik hediye edebiliriz artık. Hiçbir mahsuru yok. Şu deprem vesilesiyle falan, hani biraz kafamız bulandığı için mobilde üyelik hediye ediliyor. Artık üye arkadaşlarımız üyelik hediye etmek için mobilde etsinler. Şunu söyleyeyim, canlı yayınlarda bana hani süper chat'te bağış atıyorsunuz ya, işte 50 lira, 10 lira, 20 lira. Atmayın. Ya bana 50 lira atacağınıza 3 kişiye üyelik hediye edin. 15'erden 45 lira. 3 kardeşimiz sevinsin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bana bağış maaş atmayın arkadaşlar. Hani ben sizden çok şükür, elhamdülillah, yani sizin atacağınız hani bağış muhtaç değilim. Ama birçok kardeşimiz üyeliğin tadını alsın, üyeliğin keyfini alsın. Böyle yapın. Bak, siz bağış attığınız zaman sadece ben mutlu oluyorum. Ama üyelik hediye ettiğiniz zaman, hediye ettiğiniz hem üyeler mutlu oluyor, hem ben mutlu oluyorum. Hem de kanaldaki birçok abone diyor ki, iyi, önümden 3 kişi daha azaldı. 2 kişi daha azaldı bana geliyor diye. Yani bir kişiye üyelik hediye ederek binlerce kişinin sevap pointisini toplayabilirsiniz. Ve dediğim gibi artık mobilden de üyelik hediye edilebiliyor. Artık benim hediye etmeme bile gerek yok. Herkese kendi kendine hediye edebilir. Şimdi bunu da söyledik. Duyumcu abilerimizden ya da kardeşlerimizden birkaç kişi görüşmeleri doğrulayanlar var. Hani ilgisi doğru diyen var. Hatta menajerin komisyon istediğini söyleyen var ki herkes Ali Koç'u biliyor. Ali Koç menajerlere komisyon vermez. O adam bir kere Aziz Yıldırım'ın yanında staj yapmış adam. Ben öyle bir babanın olayım ki falan diye söze giriyordur. Şimdi menajere ilgi yok demiş. Külliyen yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Haberiniz olsun. Yani durumlar bunlar. Sezon sonu katılma duyumlarına katılmıyorum. Şimdi de gelebilir. Haber Global diyor ki, Fenerbahçe'nin Lucas Moura için Tottenham'a yapacağı teklif 2 milyon euroyu geçmeyecek. Bu alacak verecek meselesine döneyim. Arkadaşlar, futbolcunun Tottenham'dan alacağı bizi alakadar etmez. Biz futbolcunun yazın boşa çıkacağını bildiğimiz için şimdiden alalım. Hem bizim işimiz kolaylaşsın, hem siz ligin kalan bölümünde para vermemiş olun. Yaklaşık 1-2 milyon eurocuk, hani 6 aylık ücretten yırtın istiyoruz dedik. Bizim açımızdan mantıklı. Tottenham açısından da mantıklı ama bakalım ne olacak. Fakat ben şunu söyleyeyim, hissi söylüyorum. Ya içimden bir ses diyor ki, Nuama ve Lucas Moura isimleri çok sıcak diyor ya. Çok sıcak. Orada Greenwood konusunda arkadaşlar, çok zekice bir hamleydi ama sanırım United'da demişler, ulan adamı ölü fiyatına satmayalım. Boş ver, kadınlar bir iki güne susar. Her şeyde de kadınların lafıyla hareket etmeyelim diye. Ama eğer olsaydı çok canlar yakacak bir hamleydi. Neyse, onu söyleyeyim. Şimdi Süleyman Arat diyor ki, Fenerbahçe yönetimine yakın kaynağım diyor ki diyor, bu dönemde panik transferi yapmayacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman baskıyla iş yapmaz. Bir kere şu, hiçbir zaman baskıyla iş yapmaz, yalan. Baskıyla iş yaptığı dönemde oldu. Kadromuza gerçekten yarar getirecek bir fırsat transfer oluşursa renklerimize bağlarız demiş. Bu doğru. Doğru arkadaşlar. Fırsat transferi. Bakın, Lucas Moura fırsat transferidir. Taraftarı susturur. Şimdi aslına bakarsanız burada biraz sizinle bir kardeşiniz olarak konuşmak istiyorum. Şimdi Mustafa Hoca'yı, duyumcuyu, şunu bunu atın kenara ya. Duyumcu, buyumcu değil. Bir kardeşinizim. Evinize misafirliğe gelmiş, sizinle Fenerbahçe muhabbeti yapan bir kardeşinizim şu anda.
Ve istediğiniz her şey üstüne yemin ederim. Yani edebilirim de ederim de. Ali Koç'tan bu böyle bir video çekmek için para falan almıyorum. Keşke alsam. Yani keşke alsam. 7/24 güzel savunuculuk yapar. Mesela bazı tweetler görüyorum. Siyasi tweetler. Kesin para karşılığı atıyorlar. Hani kaça atıyorlarsa insan ya cezbediyor. O kadar küfür yiyorsun ediyorsun. Herhalde yediğin küfür başına 100 TL falan olsa on bir tweet'e 1 milyon lira falan alıyorlardır. Yani Ali Koç'u savunmak için her olumsuz mesaj için 10 TL alacak olsam herhalde sırf şu videodan bir 200 bin lira kırarım herhalde. İşin şakası bir tarafa. Şimdi Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki ben transfer politikasını çok beğeniyorum. Lucas Moura konuşuluyor. Greenwood iptale doğru gidiyor. Hakim Ziyech iptale doğru gidiyor. Muamma olabilir. 4 tane isim. Harbi 4 tane isim. Aubameyang falan hikaye. Geçin onu. Coutinho, Aubameyang. Geçin onları arkadaşlar. Yani ben dostane söylüyorum. Onları geçin. Yani onlar artık kesinlikle ve kesinlikle gelmeyecekler. Şimdi bu 4 isim. Rastgele ikisini seçelim. Bak Moura, Greenwood, Hakim Ziyech, Nuamah. Hakim Ziyech ile Nuamah'ı çektin. Dedin ki Hakim Ziyech sağ kanatta, Nuamah solda oynayacak. İtirazınız var mı? İsyanınız var mı? Fenerbahçe yıldız alamadı der misiniz? Ulan Galatasaray işte Zaniolo'yu getirdi falan filan bizimkiler ezildi der misiniz? Demezsiniz. İlk ikisini alalım. Lucas Moura Greenwood'u alsan. Hocam öyle bir yatırım yaptık ki. Var ya bak Greenwood'u öyle bir paraya satarız. Hem Greenwood'un hem Lucas Moura'nın parasını da yıllık ücretinde 2 ile çarp 3 ile çarp o kadar para kazanırız. Süper oldu dersiniz. Greenwood Hakim Ziyech. Hocam şahane. Greenwood Muamma. Hocam 2 tane potansiyelli. Biri 19, biri 20 yaşında manyak bir hamle yaptık. Zaniolo manyola hikaye. Bunlar süper oldu. Hocam geleceğin Fenerbahçesi kuruluyor dersiniz. Haksız da Lucas Moura Muamma yapsa yine aynısını dersiniz. Hocam biri genç potansiyelli öbürü tecrübeli. İyi de hocam bizim inancımız şey şu. Bu Ali Koç ikisi hiçbirini alamaz. Ne 4 tanesi ne 2 tanesi hiçbirini alamaz diyorsunuz. Ben şunu garanti veriyorum. Allah'tan bir mani gelmezse, çok 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 önemli bir şey olmasa bu 4'ünden bir tanesine ben artık kesin gözüyle bakmak istiyorum. Bakabiliyorum ama kesin konuşamıyorum. Kesin konuşunca bir şeyler oluyor, iptal oluyor. 4'ünden biri kesin olacak olsa, öbürü de %90 ihtimal olacak olsa Ali Koç'a tepkiler diner değil mi? Her şey biter. Tepki mepki kalmaz. Peki, şimdi ilk maçımız Konya maçı 25 Şubat'ta. Ve Fenerbahçe yönetimine bir duyum gelmiş olsa deseler ki Fenerbahçe yönetimine sizi 25 Şubat'ta lime lime doğrayacaklar. Adana Demirspor maçındaki olay ne ki? Milletin depremlerdeki tepkisini azaltmak için işte kimisi çadır yok dedi, kimisi başka bir şey dedi, kimisi ahbap dedi, kimisi afat dedi. Bu tepkileri yok etmek için başka gündem oluşması için sizi lime lime doğrayacaklar. O maçta Konya'ya kaybedeceksiniz dese biri. Fenerbahçe yönetimi ne yapar? Transferi bekletir değil mi? Konya maçından sonraya bekletir. O maç kaybedilirse ligden çekiliyoruz der. Transfer de yapmıyoruz der. Hatta şu isimlerle anlaşmıştık der. Taraftar da der ki bu isimlerle anlaşmıştık. Kongreyi topluyoruz. Pazartesi, salı acil kongre var. Ligden çekiliyoruz. Ya da biz geçen gün kongrede kararı aldık. Yönetim kurulu ne karar verirse biz şu an toplantıya giriyoruz. Çekilmeyi oylayacağız dese. Telefonları kapatıp toplantıya girse. Yer yerinden oynar değil mi? Ve alt yazı geçer dese ki biz Greenwood'la anlaşmıştık. Ya yalan olsun fark etmez. Hakim Ziyech'le her konuda anlaşmıştık. Greenwood'la anlaşmıştık. Nuamah da yazın gelecekti. 3 transfer birden yapacaktık dese. Tarihi bir bomba olur değil mi? Belki de böyle bir şey vardır. Belki de böyle bir istihbarat gelmiştir. Ben şunu söyleyeyim. Hep olaylara bir açıdan bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki Galatasaray bu kadar puan farkla önde ama gidiyor yıldız alıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Peki alışmış arka arkaya kazanan kadronun bozulduğunun farkında mısınız? Araya nifak sokulduğunun farkında mısınız? Ve ne gereği var demiyor musunuz? Ne gereği vardı? Yazın alsaydı yaza bir sürü futbolcu boşa çıkacaktı. Arkadaşlar 4 tane ön eleme oynayacak bu takımlar. Şampiyonlar, o şampiyon olan takım 4 tane ön eleme oynayacak. Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Allah aşkına eskiden şampiyon oluyordu. Şampiyonlar Ligi garantiydi. Yazın git boşta olan bir futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın de bitti. 6 tane maçta oynamak için herifler geliyordu. Çünkü orası vitrin. Premier Lig'in sonuncusu sana teklif getirse bir de Galatasaray ya da Fenerbahçe teklif getirse
Hiç sonuncu olmasının bir önemi yok ki. Premier Lig vitrin dersin. Bu da böyleydi. Kitabı şöyle çevirin. Ne gerek vardı bu transfere şimdi? Ne gerek vardı bu kadar para? Hocam 4 taksitle ödeyecekler. Lan 10 taksitle ödesin. Ne fark ediyor? Sen de Samat Dayı 4 taksitle aldın. 6 milyon euro hem de. Çok bir şey de değil. Yıllık 2,5 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euro artı 5 şampiyonluk primi. Futbolcu da yıllık 5 milyon euro. 4 senede ödeyecek olsa 20 milyon futbolcuya 20 de ona 40 milyon euro verme ihtimali var. Anlatabiliyor muyum? Ya istersen 10 taksitle öde. Fark edecek bir şey var mı? Yok. Samat da ya biz 1,5 öyle verdik. 1,5. Hala taksidi sürüyor. İnşallah Genk Şampiyonlar Ligi'nde bu şey yapar da sıralama öyle bitirir. Direkt 3 milyon euroya direkt satarız. Ya Berisha mesela. 4.250 Berisha'dan. 3 Samatta'dan beklentim var. 7.25. Sen yazın 7.25. Direkt 7.25 bir forvete verip alabilirsin. Batshuayi'ye teklif var. 15'e Batshuayi satın. 22,5 milyon euro. Git 22,5'a. Kütürük eriği gibi bir forvet getir. Yani şimdi Galatasaray Icardi Mikadi diyor. Getir o ayağı da bir şey getir. Getirebilirsin. Ben şunu söyleyeyim. Bu 4 futbolcudan eğer ikisi gelirse herhalde kimsenin Ali Koç'a tepkisi kalmaz. Tepki gösterenin de ağzına kürek de vurulur herhalde. Uğraşıyorlar. Ya uğraşıyorlar. Ben kefilim. Burada dediğim gibi Ali Koç'tan falan para almıyorum. Keşke alsam. İyi para alırım. İyi de hak ederim ha. Vallahi iyi de hak ederim. Paraya da gerek yok ya. Benim şu anki arabayı alsın. 2023 model ya da 2022 model Peugeot 3008 versin. Bir sene boyunca nasıl sponsorları şey yapıyoruz onu savunurum yani. Hiç sıkıntı değil benim için. Ama ben belirtirim. Ben de yalan olmaz. Gizli saklı iş olmaz. Derim arkadaşlar ben Ali Koç'tan sponsorluk yaptım derim yani. Açık açık söylerim de bunu. Ben de yalan olmaz. Ama bütün samimiyetime söylüyorum uğraşılıyor. Bak peşin hükümlü olmayın. Biraz bekleyin. Anlatabiliyor muyum? Biraz bekleyin. Hocam Konya'da kesin doğuracaklar mı bizi? Ya bir ihtimal. Tam tersini düşünün. Konya maçını Fenerbahçe'nin farklı kazandığını düşünün. Bu sefer iklim değişecek. Her şey değişecek. Şartlar değişecek. Sonraki maçı Fenerbahçe kazansa yine şartlar değişecek. İklim değişecek Kayseri deplasmanı. Sonra zaten bay haftası giriyor araya. O arada Galatasaray takılsa, Beşiktaş takılsa bakış açınız değişecek. Bence peşin hükümlü olmayın. Melih Bostan konusunda Eskişehir Başkan Vekili Fatih Fatura Aygil demiş ki Melih Bostan'ın çok taliplisi vardı. Iğdır FK çok istiyordu demiş. Bakın burada bir subliminal Mustafa Hoca'nın duyumunu doğrulama yapmış. Demiş ki Iğdır FK'nın sahipleri Fenerbahçe'ye sponsor. Tam sponsor demeyelim de partner diyelim. Eskişehirspor yaşamalı düşüncesiyle bu transfer gerçekleşti. Melih bizde kiralık olarak forma giyecek demiş. Ben de Eskişehir yaşamalı düşüncesi içerisinde günlerdir hatta haftalardır söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Eskişehirspor'a daha fazla futbolcu kiralarım. Jorginho'yu veririm ama oynatma garantisi. Derim ki siz yıllık ücret de vermeyin. Ben veriyorum lan parasını. Bak Galatasaray 6 milyon euro verdi. Barcelona'dan getirdi Eyüpspor'a. İkinci lige kiralama peşinde. Senin genç futbolcun ikinci ligde oynasa kötü mü ya? Üçüncü lig bile kötü değil. Resmi maçlar, resmi lig. Valla benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım mesaj net olarak anlaşılmıştır. Ha şunu da söyleyeyim hocam. Dördünden hiçbirini alamazsa o zaman gelir görüşürüz. Hangi taraftasınız? Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenler tarafından, kötülüğünü isteyenler tarafından. İyiliğini isteyen taraftaysanız zaten siz de içten içe dua ediyorsunuzdur. Hocam inşallah ya. En azından dört tanesinden bir tanesi gelir de sen de kurtulursun, biz de kurtuluruz diyorsunuzdur. Haksız mıyım? Haksız değilsem aşağıdan beğen butonuna basıp, abone değilseniz de abone ol butonuna basıp aramıza katılabilirsiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Hayırlı günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.